Şimdi transfer marketle ilgili konuşalım abi. Şimdi, transfer markette ne oldu? Erhan sen niye Alper abi ya şu Twitter'a bak, şu haberlere bak dedin. İstiyorsan sen şöyle bir özetle. Ondan sonra ben de bu konunun özellikle bu valuation olayı yani oyunculara değer verme. Platformda oyuncuların değerini neye göre açıklama? Bunun üzerinde biraz da teknik bilgilendirme yapacağım ve tabii ki yani akıl tutulmasını da ekrana getireceğiz. Buyur dostum. Abi şöyle bir şey, şimdi bugün bir baktım sosyal medyada, işte Transfer Market futbolcu bedellerini tahmini olarak, tabii ki de belli bir şeyi yok bunun, hiçbir resmiyeti yok. Ama kulüpleri şey olarak etkileyen bedelleri değiştirmiş. Öncelikle dikkatimi çeken Nelson'la Szalai'nin fiyatlarıydı. İkisi de aynı rakamlardı. Açıklamalarına bakıyorsun, işte diyor ki açıklamayı şu şekilde yapmış oradaki admin arkadaş. İşte Fenerbahçe oyuncuyu daha iyi satabiliyor. Bu yüzden fiyatı yüksek tuttuk. Başka birinde daha farklı bir açıklama yapmış. Sonra öbür taraftan Transfer Market kendisi açıklama yapıyor. İşte biz şu 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 sebeplerden dolayı futbolcu fiyatları belirliyoruz. Hiçbiri birbiriyle tutmayan açıklamalar var. Galatasaray taraftarı da hakikaten de çok etkilendi ve çok haklı tepki göstermeye başladı. Çünkü bir camianın bu kadar da iyi oynayan, kaliteli oynayan futbolcuları bu şekilde hani değersiz gösterilemez. Yani bir platformun önemli veyahut da önemsiz olması bir kenara, bir camiadaki değerleri kimse bu şekilde küçültmeye çalışamaz. Şimdi Torreira'yı 22 milyondan 17 milyona indiriyorlar. Sebebi çok saçma. Aynı sebeple, aynı şekilde gelen adamın fiyatında değişiklik yapmıyorlar. Tamam, Torreira'yı düşürürsün. Bir standardı mı? Dersin ki Torreira da düştü. Ahmet de, hepsi aynı anda iner aşağıya. O zaman kabul. Bunu da görünce direkt sana dedim, abi dedim ortalık çok karışık. Bir incele sen de. Sen de hakikaten de çok sağlam bir tweet hazırlamıştın. Orada da kafama takılan şeyler var. Tweet'i görürken, gördüğümüz zaman onu da sana soracağım. Çok güzel yazmıştın hakikaten de. O kısmında da sözü sana atayım ben. Ya bu iş biraz da genel mantık. Yani kimse bizim aklımızla dalga geçmemesi lazım. Özellikle Kesinlikle belli abi. oyuncularda hani Galatasaray'daki oyuncuların değerinin düşmesiyle benim hiçbir sıkıntım yok abi. Bak bir oyuncunun değeri düşebilir, bir oyuncunun değeri sabit kalabilir, bir oyuncunun değeri artabilir. Bu zaten serbest piyasada bu oyuncuların değeri ne olur şeklinde. Yani oyuncuların gerçek değerini belirleyen bir site değil bu site. Ama Kesinlikle. yani şimdi belli oyuncuların da fiyatlarında mesela benim yani tav olduğum diyeyim daha doğrusu olay o. Yani oyuncuların fiyatlarında değişim yok. Ya bu oyuncuların başında mesela Fenerbahçe'yi ben tebrik ettim. Çünkü Bruma'nın lisansını çıkartmadılar ve 6 milyon euro Değerini bak 6 milyon euro transfer market değeri var. Ve transfer market değeri düşmedi. Yani bu endüstriyel futbol açısından tamamen bir çağ açmadır. Yani sen bir abi, oyuncuya yani bir oyuncuya ya bu oyuncuyu ne kadar daha değersizleştirebilirsin abi? Bir oyuncuya lisans çıkarmadan başka. Yani ne yapabilirsin oyuncuya başka? Hiçbir şey araya yani. gireyim mi abi? Buyur dostum. Şimdi şöyle, Torreira'nın fiyatını düşürme sebeplerinden bir tanesi, bir alt lige, yani daha düşük seviyede bir lige giriyor, geliyor ve düşük fiyata transfer oluyor diye fiyatını düşürdüklerini açıklıyorlar. Ama Bruma 4 milyon euroya geldi. O da düşük, hani orada yazan fiyattan düşük seviyede geldi. O niye düşmüyor? Üstüne üstlük lisansı yok bu adamın. Hani şeyi yok. Ya abi adam yani düşün sen şimdi bir ben kulübüm tamam mı? Sen de başka bir kulüpsün. Sen Brentford'sın abi ben de Galatasaray'ım. Şimdi sezonun başında transfer döneminde ben Halil'i istiyorum. Halil'i istiyorum istiyorum. Sen bana diyorsun ki yok ben Halil İbrahim Dervişoğlu'nu vermiyorum. Planlamamda kullanmak istiyorum. Tamam abi eyvallah. Ben sana 5 milyon euro teklif ediyorum. Bu oyuncu için. Ve sen Halil'e lisans çıkartmıyorsun. Premier Lig'de oynaması için. Ben Evet abi. gelip sana yine 5 milyon euro mu teklif edeceğim? Benim sana teklif edeceğim Yani. rakam 1 milyon euro olur abi. 1,5 milyon euro olur. Hadi bu oyuncunun değerini göstermese bile oyuncuya yapılacak genel tekliflerin ve ilginin
seviyesini düşüreceği için burada bir karar vermek lazım. Ama yani bu kararda oyuncunun değerinin düşmesi. Tamam eyvallah, Halil 1 milyon euroya düşmese bile en azından 3,5 milyon euroya düşmesi lazım 5 milyon eurodan. Örnek veriyorum. Bunlar Halil'den bağımsız. Yani X oyuncu, Y oyuncu. Ya şimdi abi Bruma'nın değeri düşmemiş. Nova çıktı mı lisans? Yok. Çıkmadı. Lemos'a çıktı mı? Yok. Abi hiçbirinin değeri düşmemiş. Bu nasıl bir olay ya? Ve belirlenen değerlerde Bruma'dan yola çıkıyorum. 4 milyon euro zaten transfer bedeli. 1,5 milyon işte Bruma'nın alacağı para. Herhalde 500 bin euro da menajer ödenen para toplam 6 milyon euro ediyor. O da zaten Bruma'nın transfer bedeli. Şimdi bak hani arkadaşlar, aynen öyle Erhan'cığım, katılıyorum. Şimdi transfer market olayına çok fazla kafa takan bir adam değilim. Fiyatlarına da değilim ama biz takmıyoruz, ama talip olan kulüpler, oyuncuların temsilcisi, ya birçok şey dönüyor orada ve şu anda referans olarak alabileceğin, hani genel değerlendirmede ilk olarak bakacağın yer orası. O database. O database'de şu anda bence manipüle oluyor. Umarım bir an evvel çözerler. Ha, size biraz bilgilendireyim arkadaşlar. Yani transfer market değerleri nasıl hesaplanıyor? Bununla ilgili transfer market resmi hesabından söylüyorum. Bakınız. Transfer market resmi hesabından. Yani şu anda diyorlar ki bizim amacımız oyuncunun beklenen piyasada beklenen fiyatını tahmin etmektir. Yani bu bir tahmindir diyor. Ve oyuncunun gerçek değeri değildir. Herhalde biliyoruz onu da yani. Yoksa biz 20 milyon euro olan Torreira'yı işte 5-6 milyon euroya almazdık. Hani onun aslında oyuncunun hani en iyi şartlardaki değerinden herhalde bahsediyor. Ve şurada benim aklımı çeken, daha doğrusu benim gerçekten de bak aşağıda listeler var diyor. Transfer market diyor. Algoritm kullanmaz diyor. Yani bir oyuncuyu değerini hesaplamak için herhangi bir algoritmi yoktur diyor. Bak bu çok önemli. Tamamen adminlerin inisiyatifinde. Subjektif abi. Ha, ben biliyorum transfer marketin scoutları var, oyuncu izleme, şunlar bunlar. Büyük bir şirket. Tamam o ayrı, ama ben olayın kim kimi sahip filan, bak o işe ben hiç girmiyorum. Girenler giriyor. Ben sadece genel mantık olarak abi beni ikna et. Yani gerçekten de bir futbol severi ikna et. Bir oyuncunun lisansı çıkmıyor. Parametreleri ne? Yani parametreleri ne, neye göre oluyor? Hani belli sürelerde değişiyor diyor. Peki en önemli parametreleri ne? Oyuncunun gelişimi, gelecekteki gelişimi, future prospect. Age, yaşı. İngilizce olduğu için okuyorum arkadaşlar. Kulübündeki ve bak kulübündeki ve milli takımındaki performansı. Ligdeki seviyesi. Hem finansı olarak bunlar kulüp için, hem de ligdeki seviyesi. Reputasyonu ve prestiji. Bak olaya bak. Reputasyonu, prestiji. İşte gelişimi olan potansiyeli. Pazarlamadaki olayı. Tecrübesi. Sakatlık, sakatlanmama olayı. Şöyle bakıyorum. Genel olarak oyuncuya olan trend, yani istek, talep. Ve dış faktörler de olabilir diyor bunun dışında. Bunun dışında birçok faktörler var. Bunlar ilk saydıklarım en önemli faktörleri. Şimdi abi senin lisans çıkarmadığın, yani forma giyip abi, yani bundan sonra resmi maça çıkmayan bir adamın değerinin düşmemesini hiçbir şekilde açıklayamazlar. Niye? Kesinlikle. Çünkü kendi sebepleri kendileriyle çelişiyor. Şu anda mesela Bruma'ya 3 milyon, 3,5-4 milyon euro yazman lazım.